Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızda yeni bir Time Lapse videosuna hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere bunun Turan Devleti versiyonunu göstermiştim ve Turan'ın ne kadar güçlü ve ne kadar güçsüz olduğunu görmüşsünüz dostlar. Peki bugün ne yapacağız? Bugün de size bu senaryonun sizlere Time Lapse versiyonunu sunacağım ve bu sayede dünyadaki en güçlü devlet kimmiş onu görmüş olacaksınız. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki her 500 beğeni de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum. Saat 12 bile olsa 500 beğeni gelirse eğer yeni içerik karşınıza gelecektir dostlar. Haberiniz olsun. İsterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım. Öncelik olarak sol taraftaki ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Zorluğumuz efsanevi savaş sistemimiz klasik oyun hızımız %100 iken el salgan ise %300'e kadar çekiyorum ki birbirleriyle savaşabilsinler dostlar. Buradan izleyici modumuzu açıp direkt olarak oyunumuzu başlatabiliriz. Öncelik olarak eğer kanalı yeni keşfeden arkadaşlar varsa sizlere tavsiyem taraf seçmeniz arkadaşlar. Seçtiğiniz tarafı yorumlara yazın. Eğer o taraf kazanırsa yorumlarda sabitlenme hakkını kazanırsınız dostlarım. Haberiniz olsun. Şimdi sizlere öncelik olarak bir sıralamayı göstereyim. Birinci sırada Pansilvanya, ikinci sırada Pargamonia, üçüncü sırada Latin İmparatorluğu varken 4'te ise Turan var görüyorsunuz ki dostlarım. 5'te ise Arap devletleri var. Geri kalanını zaten saymaya gerek yok. Eğer güçlenirlerse onları da sayacak duruma kadar geliriz dostlarım. Şimdi Pansilvanya ekonomisi kaç? Şöyle göstereyim. 23.724.000 ekonomisi varken Pargamonia'nın ise 22.694.000. Yani bunlar birbirleriyle savaşa girseler büyük ihtimal berabere kalırlar. Turan ise 18 milyon dostlar. Şimdi saat sonra oyunumuzu başlatıyorum. Eğer tarafınızı seçtiyseniz arkadaşlar yorumlarda görüşmek üzere diyelim. Şimdi öncelik olarak görüyorsunuz ki Turan devleti biraz para biriktiriyor. Sebebi diğer devletlere savaş açabilmek için diyecektim ki şu an için Latin İmparatorluğu ile Pansilvanya savaşa girdi. Büyük ihtimal Pansilvanya kazanır çünkü Latin İmparatorluğu 3. sırada dostlar, hatta 4'e çıkmış fark ettiyseniz ki Turan ise şöyle göstereyim 3. sıraya gelmiş durumda. Pargamonia şu an için buradaki ufak devleti topraklarına katmaya çalışıyor. Aynı şekilde İran herhangi bir şekilde gelişme göstermiyor. Arap devletleri sanırsam şu an için İran'a savaş açtı. Ermenistan'da Dağıstan'da savaşıyor aynı şekilde. Benim ümidim burada. Hani kim kazanırsa buranın direkt galibi olacak arkadaşlar. Yani burayı alırsa buranın da galibi olur büyük ihtimal. Şu an için Pansilvanya Latin İmparatorluğu'nu yıkmaya çalışıyor ama büyük ihtimal başarılı olamıyor arkadaşlar. Çünkü parası yetmiyor fark ettiyseniz ki. Yani o kadar param var ama sen savaşa giremiyorsun dostum. Ben sana ne diyeyim yani. Turan'ın ise 47 milyon parası var fark ettiyseniz ki arkadaşlar. Turan'ın biraz fazla parası var. Biriktirdi mi, ne yaptı acaba? Burada Latin İmparatorluğu Turan da bir ufak bir savaşa girdi ama şu an için orada bir galip gelmedi dostlar. Bu arada arkadaşlar bu modun linki açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Eğer indirmek ve oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklamanız yeter olacaktır. Telefon, bilgisayar ve tablet için uyumudur. Türkçe masa aynı şekilde yanında sizlere gelecektir zaten. Aşağıdan bakmayı unutmayınız dostlarım. Şu an için Latin İmparatorluğu yani Bizans'ın kökeni devleti şu 5. sıraya çıkmış bir durumda arkadaşlar. Turan ise Latin'den bayağı büyük bir toprak aldı görüyorsunuz ki. İran herhangi bir şekilde gelişme kat etmiyor. Arap devletleri olduğu gibi de kaldı. Hatta yok, Arap devletleri burada kalan bir tane devleti topraklarına katmış arkadaşlar. Onu yeni fark ettim bu arada. Burada Pargamonia küçük devleti topraklarının sonuna katmış. Şu an görüyorsunuz ki arkadaşlar dünyada 3 büyük devlet kaldı. Yani İran Arap devletlerini saymaya bence gerek yok diyecektim ki Arap 4. sıradaymış. Yani yine 3 büyük devlet kalmış durumda görüyorsunuz ki. Yorumlar inşallah kazanan kişi yazabilen bir arkadaş çıkar. Çünkü bir önceki bölümü yazan çıkamadı arkadaşlar. Sizlerden bakın bu sefer güzel bir tahmin bekliyorum. Ben paramı Turan'a basıyorum arkadaşlar. Bakın siz de benimle beraber Turan'a basın. Bence Turan kazanacak diyecektim ki. Turan 1. sıraya yerleşti fark ettiyseniz ki dostlarım. Yani şu an ekonomisini sizlere göstermek istiyorum. Sol buradan diplomasimize tıkladığımız anda görüyorsunuz ki 28.611.000 ekonomisi varken. Aynı şekilde Pargamonia'nın 20 milyon. Burada Pansilvanya ise 20 milyon ekonomisi var dostlar. Yani Pargamonia ile Pansilvanya kafaya kafa gidiyorlar arkadaşlar. Başa baş gidiyorlar. Kafaya kafa nasıl bir kelime anlamadım ama. Başa baş gidiyorlar dostlar. Hala ben Turan'ın 3. sıraya çıkacağını düşünüyorum ama inşallah çıkmaz hocam. Bakalım, parasını yatıranlar şu an için kazanıyor mu hala. At yarışı oynuyoruz arkadaşlar. Bir nevi at yarışı ya bu. Hadi bakalım. Burada Pargamonia devleti. Bak bu arada bunun ismi Pangamarenia. Yani ben buna Pargamonia demek daha mantıklı bence. Şuradaki küçük kalan devleti hala topraklarına katmamışlar görüyorsunuz ki arkadaşlar. Arnavutluk hala yıkılmamış durumda. Bu arada sizlere bugün 18.00'da bir editör tarafından hazırlanmış videoyu paylaştım dostlar. Yeni editörümüz artık Napervice'de bir Instagram hesabı. Onlardan hazırlanmış shorts videolarını sizlere atacağım. Yani ben hazırlatacağım, sizlere de izlettireceğim. Güzel bir şekilde bir ticaret döneceğini düşünüyorum açıkçası. Lütfen izlemeyi aksatmayın dostlarım çünkü çok güzel videolar hazırladılar. Şimdi Arnavutluğu hala yıkabilen çıkmadı bu arada. Pansilvanya'nın içinden Arnavutluk yok. Arnavutluğun içinden Pansilvanya askerleri geçiyor. Demek oluyor ki ittifaklık yapmışlar bunlar. Bu arada Pangamarina devleti görüyorsunuz ki arkadaşlar şu an yok ediyor. Yani gerçekten yok ediyor. Burada bir tane bir şey var. Garip bir gitti. Abi oyun çökmüş olamaz ya. Gözünü seveyim. Daha bizim için bitmedi arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum hocam. Merak etmeyin.
Paralarınız boşa gitmeyecek. İddialı kuponlarını yeniden yatırtıyorum. Şu an oyunumuzu yeniden açıyorum dostlar. Oyun dayanamadı. Diyor ki hocam beni sal. Beni sal artık. Gözünü seveyim. Beni sal diyor ama öyle bir şey yok hocam. Ben bu parayı boşuna yatırmadım kardeşler. Kimin kazanacağını görmek istiyorum. Şimdi hocam. Grafikler yükleniyor diyor. Yeniden açılıyor. Oyunlar yeni oyun. Buradan Titanların Savaşı'na tıklıyorum. Arkadaşlar bu arada bu gördüğünüz senaryonun hepsini indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bakmanız yeterli olacaktır. Senaryo sizlere ya modu sizlere sürekli ısrarla indirmenizin tavsiyesi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Her hafta düzenli olarak güncelleme geliyor bu moda. Yani bu yüzden yani haberiniz olsun. Bunu eski turumuza erişebilmek için yine aynı şekilde buradan 250 sayı EA saldırganını indireceğim dostlar. Bu şekilde 250 yapalım. İzleyici modumu açıp oyunumuzu yeniden başlatalım. Oyun hızını yükselttiğimiz için hızlı bir şekilde savaşa girecekler bu sayede. Evet şu an oyunumuz yeniden başladı. Aslında bu arada eski turumuzu yeniden çevirebilir miyiz acaba? Diyecektim ki gerek kalmadı. Bu sefer de Arap'la İran Devleti savaşa girdi. Bu arada galibimiz büyük ihtimal yine Turan Devleti olur gibi düşünüyorum arkadaşlar ben. Turan çünkü biliyorsunuz bir anda güçlenen bir devlet. Ve etraftaki devletleri Emet sayesinde topluyor. Evet bunu duydunuz. Bence şu an ben gider paramı Turan'a yatırırım. Bu arada Pensilvanya'da da var aynı şekilde Emet. Evet şu an Pergamon'un Latin İmparatoru savaşa girdi. Aynı şekilde Turan Devleti de ufak ufak devletlere savaş açıyor arkadaşlar. Yani şu an sıralamada bu arada değişiklik var mı? Şöyle göstereyim sizlere de. Pensilvanya, Pergamon, Turan. Turan 3. sırada. Bekliyorum arkadaşlar. Hala bekliyorum. Bakalım şu an kim kazanacak, kim kaybedecek. Turan'la Arap Devleti savaşa girdi. Bak bu olmadı. Bu arada bakın bir önceki kayıttaki Tuarkist Devleti buymuş arkadaşlar. Fark ettiyseniz ki. Yani şu an bu sefer gerçekten güzel bir savaş döndüğünü sizlere söyleyebilirim. Bir önceki savaş çünkü güzel değildi arkadaşlar. Direkt birinci sıradaki devleti belirlemiştik fark ettiyseniz ki. Lakin bu sefer öyle bir şey olmayacak. Yani bence olmayacak. Pangamaria ile Latin İmparatorluğu kapıp böyle vuruşuyorlar arkadaşlar sürekli. Ben seni yeneceğim. Yok sen ben sen beni yeneceğim falan. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Biraz sonra Turan zaten tek atacak hepsine. Evet Turan fark ettiyseniz ki Arap devletlerinin kuşatmaya başladı. Hadi be Turan yaparsın sen ya. Evet, bak bu arada oyunun bug'ı olmaya başladı arkadaşlar. Bir şeyler dönüyor. Aşağı taraf isimler aşağı kaymaya başladı. Yavaş yavaş yok oluyor devletler. V'ye basarsam zaten düzelecektir. Ama şu an isimleri görmek istiyorum ben. Daha ufak bir bug var sadece. Bir bug büyürse eğer V ile kapatırız dostlar. Evet, şu an hala birincimiz, üçüncümüz Turan'mış. Ben birinci Turan zannediyordum. Pensilvanya birinci sırada. Boğazım kurudu lan. Bu videoyu bu arada ben bu timelapse videodan arkadaşlar sürekli oyun çöktüğü için sürekli tekrardan başlamak zorunda kalıyorum. O yüzden boğazım sürekli kuruyor. Latin İmparatorluğu. Hadi abi Latin İmparatorluğu yenen bu arada birinci olur yani. Direkt birinci olur arkadaşlar. Siz yine paranızı Turan'a yatırın. Bak bana güvenin. Turan'ı paranızı yatırın arkadaşlar. Bu Turan birinci olacak. Adım gibi benim. Hissediyorum bak. 100-300. Hadi daha Pergamon'a yıkılsın da bir. Ya ben buna Pargamaria diyorum ama siz Pangamaria diyor diye okuyabilirsiniz de. Ermenistan hala yıkılmamış durumda. İnşallah Turan bir an önce Ermenistan'da alır arkadaşlar. Şu an bekliyorum ama hala bir şey göremedik. Pensilvanya sıralamasını koruyor. Hala diyor ki ben sana sıralama vermeyeceğim kardeşim. Ya ama öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Biraz sonra o sıralamayı kaybedecek. Çünkü kendisi korkaklık yapıp savaşa girmiyor fark ettiniz ki. İran yok oldu. Tarihten silindi. Turan hepsini aldı. Evet Turan abim hadi bir şey yap ya. İsyan çıkıp duruyor adamın ülkesinde. Ne yapsın? Evet buradan bir ufak toprakları yine birleştirdi. Burada fark ettiyseniz Panseliatia diye bir tane devlet var ama hiçbir şey yapmıyor kendisi. Hadi abi bir şeyler yapın lan. Yani iki farklı şey olarak düşünebilirsiniz. Birincisi kazananımız Turan oldu. İkinci kazananımız bakalım bu sefer kim olacak? Arkadaşlar eğer yani kabullenmezseniz şöyle yazabilirsiniz yorumlara. Birinci kazanan Turan, ikinci kazanan atıyorum Latin İmparatorluğu. Bu şekilde yazarsanız yine sabitleme şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani şu an savaşlar durdu mu? Oyun artık geçmiyor. Evet senaryo büyük devletler olduğu için naneyi yedi arkadaşlar. Evet harbiden naneyi yedi ya. 114. Sürekli 114'te kalıyor. Tur çok yavaş hareket ediyor. Durduralım be. Tamam bu buranın kazananı kimmiş? Onu da bir görelim. Onu durduracağım kardeşim. Sakin olur musun? Burada bir şeyler olup dönüyor. Biraz sıralamalara bakmak istiyorum. Birinci sırada Pansilvanya, ikinci sırada Pergamon, üçüncü sırada Turan var. Diğer sevimize dönüyorum. Oyun yükle dediğim zaman büyük ihtimal burada çıkacaktır. Arnavutluğa geldiğim anda
Ortada başladık zaten arkadaşlar. Buradaki seviyemize devam etsin. Bu sayede belki sıralama değişebilir. Yani arkadaşlar bakalım değişen bir şey olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Ama şu an Tron'un parası çok fazla ya. 85 milyon parası var. Bu adamın kaç? 1 milyon 32 bin. Yani bu adam ne, bu niye bunun parası az da bunun parası yok? Bunun biriktirdi mi parayı, ne yaptı acaba? Duran bu arada birinci sıradan çıkacak gibi arkadaşlar. İkinci sıraya belki yerleşebilir. Hadi la bir şeyler yapın. Oo. Bir an hepsi gitti zannettim. Arkadaşlar şu hareketlenmeye bakar mısınız? Daha hızlı. Daha hızlı. Nereye gidiyorlar bilmiyorum ama isyan bastırmaya gidiyorlar galiba. Arkadaşlar bu adam çok sinirli ya. Turan'da bir hareketlilik var mı? Turan asker bekletiyor. Büyük ihtimal savaşa girecek biraz sonra. Hadi la bir şeyler yapın. Turan sınırlara sürekli asker düzüyor ama hala bir hareketlilik göremedim onda. Burayı aldı tabi. Buldu ekonomiyi. Şu an güçleniyor kardeşim. Sürekli güçleniyor. Araplar da arkadaşlar 4. sırada. İran 5. sırada. Angamaria 2. sırada. 3. sıradaki devlet büyük ihtimal Pansilvanya olsa gerek hala. Evet. Oyuna bir şeyler oluyor. Oyun bir salla kap beni. Evet, Turan an itibariyle Pangamaria'ya savaş açtı. Allah Allah, beni bak izin verdirtmiyor arkadaşlar. Turan yok edecek gibi. Yani kazanan belli gibi ya. Evet şu an bakıyorum arkadaşlar, gerçekten kazanan belli gibi duruyor. Pangamaria'nın hiçbir şansı yok çünkü adam sınıra bayağı 500 binlik 500 binlik ordular dizdi. Bu ordular yıkıldı la. Çok seviyorum. Başkentten ve ötürü düştüğü zaman direkt devlet yıkılıyor ya. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. İkinci sıradaki büyük ihtimal... Aa. İkinci sıradaki kim? Argamaniye. Tamam. Dostlarım, kardeşlerim. Bir sonraki timelapse videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.